Seni öyle bir savundu, masaya yumruğunu öyle bir vurdu ki dedim tamam. Yusuf Bey'in gönlünde toprağın yeri bambaşka. Başka türlü seviyor. Teyze sen yapma bari. Sıtkı beni bunun gibi saçma bir dedikodu yüzünden bıçakladı, unuttun mu? Ne duyduğunu bilmem ama iş oraya doğru gidiyor. Ben de gördüğümü söylüyorum kızım. Öyle bir şey yok. Biri duysa, yanlış anlasa namus derdi bunlar. Anlayanı anladı anlayacağını. O da dört duvar arasında zaten. Merak etme. Bundan sonra senin kılına bile zarar gelmez. Yusuf Bey izin vermez. Teyze tamam ama. Niye kızdın ki sen bana şimdi? Neden olacak? Bir yandan sen, bir yandan millet. Aklıma olur olmaz şeyler sokuyorsunuz. Ondan sonra da... Sonrasını boş ver, kapatalım konuyu. Ondan sonra ne? Bir şey olmuş. Söylesen kızım teyzene. Güvenmiyor musun sen bana? Olur mu öyle şey, aşk olsun. Anlat kuzum. Anlat, ben hiç kimseye söylemem. Teyze, ben tuhaf bir rüya gördüm. Nasıl bir rüya? Rüyamda Yusuf Bey'i gördüm. Hayır olsun. Rüya bu ya. Ben onun karısıymışım. Yani biz evliymişiz. Bak Allah'ın işine. İşte terastayız, konağın terasında. Hatta Nazlım da var. Yusuf da... Yani Yusuf Bey de eşikten bana sesleniyor. Kucağında da rüzgar. Ne diyor? İçeri gel, üşütme karıcığım diyor. Ben de yanına gidiyorum. Sonra da bir uyandım, gerçekten Yusuf Bey karşımda. Kızım, sen Yusuf Bey'i bir akraba, bir abi gibi görüyorsun değil mi? Yani Yusuf Bey benim için çok önemli bir insan. Hepsi bu. Bana göre hava hoş. Ama bir laf vardır. Ağızdan çıkmayan rüyada çıkarmış. Ne demek istiyorsun ki? Vallahi şaşırdım ben de. Yusuf Bey'i rüyanda kocan olarak görmen acayip. Anlamaya çalışıyorum kız. Anlayacak bir şey yok. Bir manası yok, rüya işte. Ben bir manası mı var dedim. Havva. Pardon Yusuf Bey. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk abla. Nasılsın? Sağ olasın. Merhaba Toprak. Yusuf Bey. Nasılsın bakalım bugün? Sağ olun, iyiyim. İyi o zaman, sana bir sürprizim var. Ne sürpriziymiş acaba? Deliriyorsun galiba Hava. Hı? Oğlum. Kuzum. Ay. Burnumda titri kokun annem. Alayım mı ben?
Yok. İyiyim. Yusuf Bey, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Öyle özlemişim ki Rüzgar'ı. O da seni çok özledi. Konağı birbirine kattı. Bütün kadınları peşinden koşturdu valla. Valla doğru söylüyor abim. Yaramazlık mı yapıyorsun sen oğlum? Ama çok ayıp sana. Üzme kimseyi sen. Ay, buz gibi olmuş. Benim yüzümden hasta olmasın. Siz en iyisi Rüzgar'ı konağa götürün. Tamam. Tamam, sen de konağa döndükten sonra iyice hasret giderirsiniz artık. Abicim, Murat dışarıda bekliyor. Arabayı o kullansın. Anneme de söyle, akşam yemeğine gelmeyeceğim. Benim biraz işim var. Tamam, oldu. Tamam. Tekrar geçmiş olsun Toprak. Sağ ol Münevver. Yardım edeyim mi ben? Ben yardım ederim beyim. İyi abla, tamam. Siz de her gün benim yüzümden hastaneye taşınır oldunuz. Ne çok meşgul ettim sizi. Olur mu Toprak? Ben mecbur olduğum için değil, seni görmeye geliyorum. Anneniz de haklı tabii. Nasıl güvensin ki bana? Zaten Sıtkı da konakta kalmamı taktı. Olur olmaz şeyler söyledi. Nasıl şeyler? Siz başkalarından duymadan en iyisi ben size söyleyeyim. Söyle Toprak. Sıtkı sizle benim aramda bir şey olduğunu zannediyor. Hamiyet Hanım da hazır birilerine bakmaya başlayacak. Ben en iyisi evime döneyim. Daha fazla size yük olmayayım. Olur mu öyle şey Toprak? Sen bırakmak istemedikten sonra Rüzgar'ın annesi sensin. Tamam mı? Ama insanlar... Bırak şimdi insanları. Oğlumu bir kere daha annesiz bırakmaya için el verecek mi? Bak, onun tanıdığı bildiği tek anne sensin. Bu dedikodulara gelince... Kimse seninle bizim aramızda nasıl bir ilişki olduğunu bilemez. Biz birbirimize can yoldaşı olduk. Bak, benim kötü günümde oğlumun elinden tuttun. Ben de senin. Sen istemedikçe de bırakmayacağım. Tamam mı?